ve Emine bırakacağım. Şimdi her hafta ya bir imam, ya bir tarikat üyesi, ya bir tarikata bağlı ilim yayma cemiyeti gibi İsmail Ağa tarikatına bağlı onlar da. Ya da işte bu sefer de Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi bir müzisyene, bir müzik grubuna kafayı takıyor ve konser iptal ettiriyor bu ülkede. Şimdi bunu nasıl, bir sürü şıkkımız var. Medyada konuşulmasından, kendilerinden bahsedilmesinden çok memnun oluyorlar. Kendileri de bir popstar olmak istiyor. Dolayısıyla Gülşen'i kıskanıyorlar, Zakkum'u kıskanıyor bu din görevlileri. Biraz da bizi konuşun, hep onlar popüler olmasın, biz de popüler olmak istiyoruz diyor İsmail Ağa cemaati. Şıklardan biri bu. İki, gerçekten bir seçim yatırımı bunların üzerine yapılıyor ve çok ciddi şekilde toplumda bir ayrışma yaşanması talep ediliyor. Üç, gerçekten bir din, yani şeriat toplumu olmaya doğru ilerliyoruz. Yani bir kısım insanda, belki herkes de değil ama ciddi böyle bir endişe var. Ne diyorsunuz? Sizin değerlendirmeniz nasıl Mustafa Bey? Çok teşekkür ederim. Üç şıklı açıklamanızın üçüncü şıkkı bana göre en zayıf olanı. İlk iki şık daha doğru gibi görünüyor. Vakti zamanında bu ilk adımı, konser iptal ettirme adımını birisi yaptı. Yani bir cemaatin başvurusuyla bir idari yönetim böyle bir karar aldı. Bakıldı ki bu karar büyük irade tarafından onaylandı. Onaylanır onaylanmaz hemen emsalleri üremeye başladı. İşte bu emsallerinin üremesindeki sahiplerden birisi bu pastadan, bu yaranma pastasından, bu yağcılık pastasından, bu yalakalık pastasından veya göze girme ve bir pozisyon kapma, popüler olma pastasından biz de nasiplenelim yarışı başladı. Dolayısıyla pıtrak gibi çoğalması bu emsallerin ve bundan sonra da ilerleyen süreçte madem ki bu siyasi irade ve otorite tarafından tasvip gören bir tutum, o zaman biz neden benzerini yapmayalım, biz niye kadrajın içine girmeyelim meselesi var. Dolayısıyla açıklamalarınızın, ihtimallerinizin birinci şıkkı çok doğru. Burada bir de ikinci şıkkına gelince, bu bir seçim yatırımı mı? Burada bir diyalektik ilişki de var. Karşılıklı, yani kazan kazan ilişkisi. Biz sizin bu şikayetlerinizi dikkate alalım, onaylayalım. Biz böylece dindar kitlelerin o dindarane duygularını, bak iktidar nasıl bizim dini, mübini, İslam'ımıza, kutsallarımıza, değerlerimize ne kadar sahip çıkan, ne kadar hassasiyet gösteren bir yönetimimiz, iktidarımız var, şükürler olsun diyen bir Orta Anadolu muhafazakar %30'a tekabül eden bir blok, çelik bir oy var. Orada konsolide ediliyor. Siyasi idareye böyle bir getirisi var. Öbür taraftan da bu sizin söylediğiniz tikel veya bireysel olarak Hacı Hoca takımını veya örgütlü olarak derneklerin, cemaatlerin bu girişimleri gitgide çoğaltmasıyla birlikte onlar da bu popüler olma sevdasından nemalanıyor. Dolayısıyla burada bir iklim oluşmuş. Bu iklim sürekli üretiyor. Nedir? Cemaatler ve dini gruplar adına bir şımarma kültürü üretiyor. Dolayısıyla bu şımarıklığın içerisinde ciddi ciddi bir şeriat kaygısı, bir şeriat düzenini tesis edelim. Evet, öyle bir ülküleri her zaman oldu bu siyasal İslamcılığı. Ama siyasal İslamcılığın şeriat dediği şeyden beklenti bir İran modeli, bir Taliban modeli değil. Daha çok böyle dindar kitlelere, efendime söyleyeyim, onların gözünü boyayacak ve toplumda böyle kutuplaşmayı da artıracak, seküler çevrelerin hassas noktalarına basacak, onların özgürlük alanlarını kısıtlayarak, çünkü bizim Türkiye Cumhuriyeti rejimi sürekli karşılıklı iki kutbun birbirinden rövanş alma duygularıyla beslene gelen bir rejim olduğu için birisi parantez kapatmaya uğraşıyor, öbürü parantezi açmaya uğraşıyor. Dolayısıyla burada yapılan şeyler daha yapısal şeriata yönelik adımlar değil, karşı tarafın camına bir taş atıp camını kırmak
veya efendime söyleyeyim orayı kışkırtmak, tahrik etmek, böylece kendi tarafını konsolide etmek veya kendi kitleni böyle mutlu etmek şeklinde böyle biraz aslında yapılan işlerin bir ergen boyutu da var. Yani ideolojik bir ergenlik de var burada. Ama bizim bu ergen ideolojisinden Türkiye çıkamadı ya bu kavgadan. Ancak böyle zakkum dedin oradan konser kapatma ya. Bizim fikri tartışma ve kutuplaşma düzeylerimiz de ancak bu düzeyde gidiyor. 18 yaş düzeyi bu. 18 bile işlere bak ya. Evet 18 bile değil. Hicap duyduğum bir şey yani. Koskoca hacı hoca takımı, hocam, örgütlerin, derneklerin algıları, seviyeleri bu. Yani bir şey. Efendim, buyurun. Mustafa hocam şimdi tam ergen dediniz. Bugün yaşadığım bir şeyden bahsedeceğim size. Bu arada sizi en çok takip edenler nereden biliyorsunuz Cübbeli Hoca. Hatta bugün bile videosu var sizinle ilgili. Bu programı da izliyordum. Yeni, ne zaman? Yeni mi? Var, yeni var. Ben de epeydir popülerliğimi kaybetmiştim. Gene çok güzel, ne güzel ya. Evet benim konser... Ben sürekli camianın vaazlarını dinlediğim için bana da kızıyorlar burada Şirin'le emin. Kızmıyoruz yani. Aramızda o sayede haberdar oluyoruz. Haberdar oluyorlar benim sayemde. Şimdi hocam bugün benim İslamcı bir arkadaşım, adını vermeyeceğim. İslamcı camiadan gelen bir arkadaşım bana bir video attı, bir vaaz videosu. Tam ergen dediğiniz için söylüyorum. Ha, evet. Şimdi İsmail Ağa cemaatinin hocalarından bilirsiniz Hüseyin Çevik. Bugün bir sürü Gülşen meselesiyle ilgili zaten her yerde haber olmuş Hüseyin Çevik Hoca. Hüseyin Çevik Hoca'nın bir vaazını attı. Şimdi ben o vaazın içeriğini burada anlatmayacağım. Kendi sözünü söyleyeyim, tekrar söylüyorum. Bu benim sözüm değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği, cenazesine gittiği İsmail Ağa cemaatinin hocalarından Hüseyin Çevik Hoca'nın tırnak içinde... Sevişmek, oynaşmak sünnettir başlıklı vaazı diyeyim. Ve bu konuşmanın içinde, bu vaazın içinde Hazreti Muhammed'in, yani sünnet ne biliyor zaten siz en iyi anlatacak kişisiniz, peygamberin yaşamı, anlatıyor özel hayatını. İnsanlar gülüyorlar. Hani cinsellik olduğu için de konu cinsellikle ilgili fazlasıyla gülüyorlar. Sonra oturup gerçekten kendi aramızda konuştuk. Bu konuşmayı yani İsmail Ağa cemaatinin toplum önünde vaaz verirken, bir camide vaaz verirken kahkahalarla peygamberin cinsel hayatını anlattığı bu hikayeyi şu televizyonda atıyorum. Şirin Payzın konuşsa hemen 5 dakika sonra hükümet medyasında bir imasını konuşsa 5 dakika sonra yapacak kadar emin yapsa ben çıkamam. Çıkamayız yani. Hocam öyle bir hale gelmiş durumda ki sanki sarık, cübbe size aklınıza gelebilecek her şeyi din adına söyleme özgürlüğü tanıyormuş gibi. Öte yandan da sarık ve cübbesiz, sakal tıraşı oluyorsa, kravat takıyorsa herkesi de sizin başınıza geldi, sizin hakkınızda katli vaciptir fetvası verildi bu ülkede. Hukuk devletinde bu verildi ve siz hiçbir şey yapılmadığınız için ülkeyi terk etmek zorunda kaldınız. Ya şimdi bu din meselesinin, insanların vicdanlarındaki din meselesinin bu insanlara terk edilmesi... Devletin buna göz yumması, her konuda işte çıkıyor Adalet Bakanı, imam hatipler diyor, bilmem işte bakanlar sıraya diziliyorlar bir laf yüzünden, bir espri yüzünden. Doğru veya yanlış, içeriğine katılmıyoruz. Zaten sahibi de özür dilemiş olabilir. Ama bunun üzerine sıraya dizilirken din meselesini buraya terk etmiş olmaları bu insanları bir sorun değil mi hocam? Çok büyük bir sorun aslında. Anadolu'da bir tabir var bu durumu anlatan da, ben onu kullanamayacağım, yarın kapatılırsınız yani. Nokta nokta demiş. Yani kadı bellemişse, yani derdimizi kime yanalım diye veyahut hırsız içeridense diye. Şimdi üstadım durumun vahametini anladım. Cübbeyi girince her türlü müstehcen, yakışıksız, hani sizin işte bir imam hatibe laf soktu, laf attı diyerek içeri tıkmanızın misli daha istihfaf, istihza ve dini bir takım değerleri, Hazreti Peygamber'in yatak odasını fahiş edecek şeyleri sünnet namına rezilce anlatmaların cübbe sarık muhafazası kılıfı altında dini, mübini, İslam'ı tebliğ diye algılanmasındaki bu ikiyüzlülük nereden kaynaklanıyor? Çünkü artık o cemaatler bir sivil kuruluş falan değil. Bildiğiniz bugün siyasi otoriteyi, iradeyi kim temsil ediyorsa oraya bir uzuv gibi eklemlenmiş. Dolayısıyla oranın bir parçası, orayla bir simbiyoz ilişkisi kurmuş. Dolayısıyla normalde
otorite ne kadar la yüselse onlar da artık o kadar la yüsel. Mekanizmanın şu anda işleyiş biçimine dair size literatürden bir örnek vereyim. Bizim Türk milleti çok, yani Türk milleti genel olarak okumakla arası iyi olmayan bir millet ama bari internetten özetini okusunlar. Şu anda George Orwell'ın 1984 romanında çizdiği Okyanusya ülkesindeki distopyadaki 4 tane bakanlık vardır. Hakikat Bakanlığı. Gerçeği anlatmaz, gerçeği üretir burada, milletin önüne koyar. Sevgi Bakanlığı yazar, nefret tohumu nasıl ekilir diye mekanizma öyle işler. Tamam mı? Barış Bakanlığı diye bir tabela vardır, altında nasıl savaşırız diye o öğretilir. Şu anda 1984 Okyanusya'sındaki distopya bakanlıklarına benzer bir toplumsal sistem işliyor. Dolayısıyla hakikati kim nerede temsil ediyor ya, onun o dediği niye ceza almıyor da bu dediği ceza alıyor gibi şeyler sadece lafı güzel. Hiç dert yanmayın. Kimse dinlemeyecek bu söylediklerinizi. Çünkü şu anda biz bir baş yücelik rejimi yaşıyoruz. Siz bilir misiniz baş yücelik rejiminin ne olduğunu? Hani bu Necip Fazıl'ın böyle bir kendine özgü racon kesmesi vardır ya böyle. Efendim kapitalizma, aforizma gibi böyle bir de ideolojiya. Ne demekse o oçya, moçya böyle kendine özgü bir uyduruk ideolojiya örgüsü kitabının içerisinde bir baş yücelik diye bir faşist distopya anlatır. O faşist distopya baş yücelik neyse üç aşağı beş yukarı bugün bir adamı bilmem ne kürsüsünden cangır cangır halifeliği geri getirelim diyen bir devlet memurunun, bir imamın böyle bağırtmasına vesile olacak o güç, o şey, o bu baş yücelik dediğimiz distopik manzaradan kaynaklanıyor üstadım. İklim böyle gerektiriyor. Dolayısıyla hak, hukuk, adalet, özgürlük. Ama şunu söyleyeyim, bu İslamcıların şeriat tahayyülleri falan yok. Bildiğiniz Türk İslam sentezinin Necip Fazıl tarafından tasarımlanan o faşizan baş yücelik rejimine dair tahayyülleri vardır. Şeriat dediğimizde Taliban'ınki falan daha özgün denebilir şeriatın kalıplarına ki. Ama Türkiye'ninki kendine özgüdür. Bunların hiçbir zaman din üzerinden ilişkilerinde bireysel, kişinin kendisini çek etmesine ve çeki düzen vermesine yönelik bir asla İslam'dan bir ahlaki hassasiyet devşirdikleri görülmemiştir. Çünkü Türkiye'deki İslamcılığı racon kesen, edebiyat parçalayan edebiyatçılar tarafından kurgulandığı ve temsil edildiği için onlar da sürekli racon kestikleri için dininin, dilinin, ırkının, evinin, namusunun, kininin davacısı olan bir gençlik denen adamlar tarafından kurgulandığı için bunlar için yani iktidara, güce, onu temin etmeye ve onu sürekli garanti altına alıp muhafaza etmeye yönelik her yol mübahtır. Bu aslında FETÖ dediğimiz yapının da en karakteristik özelliğidir. Ya o kitaptaki yazan ahlaki ilkeler belki aile içinde bize geçerli olabilir ama biz birisiyle savaşmaya, mücadele etmeye başladıysak Kur'an'ın hiçbir ahlaki ilkesi bizi bağlamaz. Çünkü biz Kur'an'ı temsil eden, o ettikleri Kur'an'da kendi kurguladıkları ve kafalarında yorumladıkları, ürettikleri kendi ideolojik iktidarlarının adına koydukları İslam'dır. Peki. Öyle İslam diye, evet. Ha, çok özür dilerim. Onun için bu rüşvet... Ha. Bu bilmem ne konusuna niye hiç bu dini söylemlerden bir hassasiyet gelişmiyor? Neden din deyince ve ahlak deyince kadının cinselliğiyle eti arasında sürekli konuşuluyor? Onun da iki tane sebebi var. Bir tanesi bugünkü anlattığınız vaaz. Ya bu bir dindarların bir tuhaf bir şekilde merakı var bu kadın işine, cinsellik işine. Bu bastırılmışlıklarından mı bilmiyorum ya. Bir gidilip gelinip yani ahlaklı olmayı da gene bu kadın üzerinden anlatası geliyor. Yani genellikle o geliyor diline. İki, bir şehvete bürünüyor. Anlatırca ballar akıyor ağzından, yağlar akıyor. Buna dair bir psikanaliz gerekiyor. Bu konuda
İslamcıların, Müslümanların Freud'la, Darwin'le ve Karl Marx'la ya bu adamlar ne söylüyordu diye barışmadıktan sonra iflah olma şartları